Overlock makinesinin iplerini nasıl takılır? Size bugün bundan bahsedeceğim. Öncelikle benim kullandığım makinemin 5 iplik makine olduğunu bilin. Yalnız 5 ipliği kullanırken genelde ben 5. ipliği kullanmıyorum. Aslında bir nevi kenara düz dikiş atan ip 5. ip oluyor. O yüzden bunu genelde profesyonel işler yaptığınız zaman kullanmanız gerekiyor. Ki evlerde 5 iplik makineye gerek yok. Ben sadece kendi atölyemde olduğu için bunu almayı tercih etmiştim. Sizler alırken eğer çok iyi bir makine olsun, her işimi görsün derseniz 4 iplik makinaları tercih edebilirsiniz. Şu an 4 iplik olarak kullanabiliyorum. Aynı zamanda 3 ipliğe de çevirebiliyorsunuz. Yani 5 iplik makine hem 3 iplik hem 4 iplik hem de 5 iplik görevini görüyor. Dediğim gibi sizler 4 iplik makine alırsanız 3 iplik ve 4 iplik olarak kullanabilirsiniz. Şimdi size iplerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle iki tane overlock ipi dediğimiz mus ipler var. Bu ipler daha ince ve daha birbirinden ayrılabilen şu şekilde gösterebilirsem. Şöyle parça parça bakın. Bu ipleri kullanmamızın sebebi daha uygun fiyatlı olması. Çünkü bu tarz bobin ipler çok daha pahalıya mal oluyor. Kenar kısımlarını ördüğü için muz ip çok daha uygun fiyata gelmiş oluyor. Bu yüzden genelde muz ip kullanılır. Kaliteli iş yaptırmak isteyenler özellikle bobin ip kullanılmasını söyleyebilirler. Tekstilde de böyle oluyor. Özellikle belirtilirse bu ipler kullanılıyor. Belirtilmezse muz iplerle işlemler devam ediyor. 5 iplik makine, 4 iplik makine ve 3 iplik makinede de hep 2 tane muz ip kullanılır. Şu şekilde birisi burada, diğeri ön tarafında duruyor. Ve kullanılan makine örgüsüne göre 3 iplikse eğer sadece tek bobin 4 iplik çalışıyorsanız 2 bobin kullanılır. Eğer 5. ipliği takacaksanız da bir bobin daha takarsınız ve burada gördüğünüz gibi 3 tane var. Sonuncusu buraya denk gelir. Ben şimdi bir sıra atlattım. İkisini de bu tarafa doğru taktım. Normalde 5. ip burada, 4. ip burada, 3. ip de burada olmalı. İplerin yerlerinden de bahsettikten sonra şimdi artık tansiyon ayarları ve iplerin nasıl takıldığı kısmına geleceğim. Yalnız 5. ipi sizlere anlatmayacağım. Dediğim gibi evlerde çok fazla kullanılan bir makine tarzı değil. Çok fazla kişide de bulunmuyor. Talep ederseniz eğer ileriki videolarda gösteririm ama bu video içerisinde 5. ip olmayacak. Size 3 iplik ve 4 iplik olarak nasıl çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Tüm ipler burada görmüş olduğunuz tansiyonlardan geçiyor öncelikle. Daha sonrasında alt kısma şu muz ipler alt kısma geçiyor. Üst kısma ise bobin ipler geçiyor. Bunlar da buradaki iki tansiyon yani sol tarafta bulunanlar normal bobin iplerin kullanılacağı tansiyonlar, sağ tarafta bulunanlarsa muz iplerin kullanılacağı tansiyonlar oluyor. Şimdi makinemi iplerden arındırdım. İğne kısmındaki ipimi de çekiyorum. Ve bu kısımdaki ipler temizlenmiş oldu. Sıfırdan birlikte takacağız. Makinenin en dışında, en sağında bulunan ipi yine makinenin tansiyonlarında bulunan en sağ tarafa yapıyoruz. Bu aslında en basit kuralı. İlk olarak şurada normalde tutup kaldırmaya da yarayan bir demir var. Bu demirden geçiriyorum. Ve ipleri takarken şu cımbız adı verdiğimiz
Makinenin her türlü ipini bununla taktığımız bir alet var. Bundan yardım alıyoruz. Bu büyük kolaylık sağlıyor. Parmağımızın giremeyeceği yerleri şunun ucunun eğriliğinden dolayı çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sonrasında tansiyonların hemen üzerinde bulunan ilk geçiş yerinden geçiriyorum. Tansiyonumun arasından geçiriyorum ve tekrar tansiyonumun alt geçiş kısmından geçiriyorum. İlk kuralı tamamladım. Bu ipimi hemen burada bırakıyorum. İkinci ipimi alıyorum. Aynı işlemi tansiyondan geçirinceye kadar onda da uyguluyorum. Şimdi iki ipim de hazır. İlk olarak sağ tarafta bulunan şuradan ilk ipimi geçireceğim. Bu kısım genelde pislik de olabilir. Çünkü overlock makinesi çok fazla hav üretir. İğne ile temizleyebilirsiniz. Neden geçmiyor diye düşünmeyin. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız. Genelde overlock makinaları şu kapaklarında, iç kısımlarında, şurada nasıl geçirileceği ile ilgili bir şema olur. Fakat bazılarında benimkisi gibi şema olmaz. Bunun sebebi daha önce kapağının değiştirilmiş olmasıdır. Her makinenin iç şeması farklı olduğu için geçirilen, sonradan kullanılan kapaklarda şema bulamazsınız. Ama hemen hemen hepsi birbirine benzediği için şimdi benim vereceğim sırayı izlerseniz hiçbir hata yapmadan takmış olursunuz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bakın iç kısımlarında her ipin geçeceği deliğin yanında renklendirme işaretleri bulunuyor. Mesela şurada sarı işaret var. Siz şimdi çok iyi görmüyorsunuz. Biraz daha yakınlaştıracağım. Ama yine ona rağmen görünmüyor. Anlatarak ilerleyeyim. Şurada sarı işaret var. Bakıyorum burada sarı işaret var. Aşağıya iniyorum. Bakıyorum burada sarı işaret var. Yukarıda sarı, sarı, sarı. Yani aslında belirtilen renklerin tonlarını takip ederek ilerlerseniz zaten ipinizi düzgün takmış olursunuz. Bir de iki tane ip olduğu için farklı bir renge ihtiyacımız var. Burada bende kırmızı renk var. Öncelikle kırmızı ipimi geçireceğim. Çünkü birinci ipim buydu. Bakıyorum tansiyonumda da kırmızı renk işareti var. O zaman ben bu ipimi hep kırmızı şeritleri izleyerek gitmeliyim. İkinci tansiyonumda da sarı işareti var. Bunu da ikinci tansiyonu takarken sarılardan takarak gideceğim. Şimdi ilk kırmızıyı takıyorum. Birinci kırmızı işaretten geçirdim. İkinci kırmızı işaret burada bulunuyor. Ondan da geçirdim. Üçüncü kırmızı işaretim. Oradan da geçirdim. Sonrasında lüpele giriyor. Şimdi lüper nedir? Şöyle aynı bunun ucu gibi eğriliği olan bir parça aslında makinenin içinde bulunuyor. Birine alt lüper, birine üst lüper adı veriliyor. Şimdi alt lüper biraz daha büyük ve önce önden sonra arkadan ip takılan yeri. Burayı çok fazla algılayamayabilirsiniz ama şu şekilde anlatacağım hemen. Şimdi üst lüperin önce üst tarafına pardon, alt lüper bu. Alt lüperin önce üstünden takıyorum. İç kısmına doğru ittiriyorum. Burada arkaya doğru tekrar çevirmem gerekiyor. Ve o lüperin uç kısmında bir takma yeri daha bulunuyor. Gönderdiğim ipimi buluyorum. Bu taraftan diğer tarafından çıkarıyorum. Ve arkadan öne gelecek şekilde takıyorum bu sefer. Zaten makinenin başına oturursanız lüperleri görürsünüz ve ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız diye düşünüyorum.
Sonra tekrar onu öne doğru getiriyorum ve çeviriyorum makinanı. İpimi tekrar buldum. Aynı ipi. Üst kısmında da deliği var bu lüperimin. Oradan da geçiriyorum. İşlem tamamlanıyor ve ilk ipimi dışarı alıyorum. Şu şekilde duruyor. Ben hemen yan kapağı kapatayım. Bu taraftan 5. ip gelecek normalde ama takmadığımız için bu şekilde kenara alıyoruz. Şimdi geldi sıra 2. ipime. 2. ipim sarıydı. Öncelikle yine üst kısımdan deliklerin olduğu yere doğru ipimi ittiriyorum. İpimin ucunu buldum. Hemen sarı işaretleri takip ediyorum. İlkine nerede olduğuna bakıyorum bu tarafta. Birinciden geçirdim. Sonra ikinci işaretime bakıyorum. Burada. Hafif yukarı aşağı yapabilirsiniz. Daha kolay ulaşabilirsiniz. Bunu da yandaki kolla yapıyoruz. Şu kolla. Sonra tekrar sarı işareti gördüm, geçirdim. Aslında burada bildiğiniz W harfi oluşturuyoruz. Yukarıdan aşağı indi, yukarı çıktı. Tekrar aşağıda bir işaret gördüm. Oraya takıyorum. Dediğim gibi bu işlemlerin hepsini makinanızın önüne geçtiğiniz zaman daha net anlarsınız. Şimdi izlerken sanki hiçbir şey anlaşılmıyor gibi gelebilir. Ama verdiğim talimatları makinanın başında uygulayarak yaparsanız ne kadar kolay ilerlediğinizi görürsünüz. Şimdi W harfim oluştu burada. Yukarıdan aşağı, yukarı aşağı. Şimdi buradaki son noktasına geçireceğim. Ve tam W harfini elde etmiş oluyorum. Sonrasında üst lüperi geçirmek kalıyor. En son işlem hep lüperlerde bitiyor. Alt ipte de aynısı geçerliydi. Üst lüperin alt kısmından önce geçireceğim. Pislik dolmuş. Temizliyorum. Çok fazla yaşanan bir sorun bu. Giriş bulamazsanız bilin ki üst lüper alt lüperden daha küçük bir lüper. Bu şekilde ayırabilirsiniz hangisi olduğunu. Ve en son yukarı alıyorum. Şimdi alt kattaki işlemimiz tamamlanmış oldu. Bu videoyu izlediğinizde de hala anlamıyorsanız o zaman evinize çağırdığınız makinacı ipleri geçirirken bu düzeneğin videosunu alın. Daha sonrasında geçirmek isterseniz o sırayı izleyerek geçirebilirsiniz. Ama dediğim gibi önünüze aldığınız zaman ve benim talimatlarımı dinlediğiniz zaman nerelerden bahsettiğimi çok net bir şekilde anlamış olacağınızı düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken üst iğneden geçecek olan ipleri geçirmek. Yine tutucu kısmından ipimi geçiriyorum. Tansiyonumu alıyorum. Ve tansiyonumun arasından geçirip alt çıkışına da getiriyorum. Şimdi burada iki tane yan yana tansiyon var. İpim iğneye gideceği için tansiyonumun alt kısmından geçiriyorum. Bakın şuradaki yerin altından ilerliyor. Sonrasında yine burada da iki tane delik bulunuyor. Birisi sağ, birisi sol tansiyonlar için. Eğer üç iplik kullanıyorsanız hangisinden geçirdiğinizin hiçbir önemi yok. İstediğiniz birinden geçirebilirsiniz. Ama sırası şöyledir. İkinci gelen alttadır.
Birinci olansa üsttedir. Ben onu da size söylemiş olayım. Şimdi alttakinden geçireceğim. Bakın burada şöyle yaylı gibi bir sistem var. Dört iplik çalışıyorsanız üsttekinden değil yine ikinci ip alttan gelecektir. Alttan geçirdim. Birinci ipimin rengine göre hangisinden geçirmem gerekiyorsa ondan geçişimi yapıyorum. Ve şurada yine geçirilmesi için halkalar bulunuyor. Halkamı da geçirdim. Ve artık iğneye gitmeye hazır. İğneye giderken de şurada bulunan bıçaktan yardım alabilirsiniz. Bıçağınızın da güzel kesip kesmediğini bu şekilde anlarsınız. Şu şekilde makineyi kapatırsınız ve ipinizin ucu kesilmiş olur. Hiçbir tiftiklenme yapmadan kesilmesi gerekiyor. Eğer tiftiklenme yapıyorsa alt ve üst bıçağınızda sorun var demektir. Son olarak iğnemden geçiriyorum. Bu 3 iplik olarak kullanacağım şekilde ayarlanmış oldu. Buradan hemen kontrol ediyorum sıkılığını, gevşekliğini. Sonrasında çalıştırdığımda tansiyon ayarımı nasıl yapmam gerekiyorsa iplerime bakacağım. Hangisi gergin, hangisi daha boşlukta geliyor ona göre ayarlayacağım. Ya da ipim çıtlama yapıyorsa buradan onun ayarını da ona göre yapacağım. Şimdi size aslında ben 4 iplik çalıştırmak için nasıl aşamalar izlenmesi gerekiyor onu anlatacaktım ama makinemin alyanını bulamıyorum. O yüzden takılması gereken yeri gösteriyorum. Bakın normalde 3 iplikse makineye şu bıçakların olduğu kısma daha yakın olan tarafa iğne takılıyor ve bu şekilde 3 iplik olarak kullanılıyor. Bu ince dikiş için. Eğer kalın dikiş isterseniz o zaman şurada bulunan, şu kısmında bulunan bir iğne giriş yeri daha var. Oraya takarsınız iğnenizi, daha geniş aralıkta dikiş yaparsınız. 4 iplik çalıştırmak isterseniz de önce yakın olanı, daha sonra uzak olan iğneyi takarsınız ve makinede 2 tane iğneniz olur. Bu taraftan şu ikinci tansiyondan geçirdiğiniz ipleri de aynı sırayı izleyerek geçiriyorsunuz. Sadece alttansa diğeri üstten geliyor. Yoksa sıralama tamamen aynı. Ve en son olarak dördüncü ipimden de geçip dikişe hazır olmuş oluyor. Yani iki iğneyle ve örgü tek bir tane olacak şekilde ayarlanmış oluyor. Dediğim gibi alyanımı bulamadığım için şu an bu iğnemi takamıyorum. En kısa sürede temin edip size 4 ipliğin dikişini de göstermek isterim ama. Ben şimdi makineme taktığım iplerin kontrolünü yapacağım. Kafasını kapatıyorum. Bakalım düzgün bir dikiş elde edecek miyim? Böyle baktığımız zaman örgüde herhangi bir sıkıntı yok ama bir kumaş parçası üzerinde denemekte fayda var. Bakıyorum. Çok muntazam şekilde tansiyon ayarlarım tam yerinde. Bunu da nasıl anlıyorum? Şurada bir örgü var. Bu örgü arkaya ya da öne kaymamalı. Tam kenar hattında onunla birlikte ilerlemeli ki tamamen düzgün bir dikiş elde ettiğimizi düşünebilelim. Demek ki benim sorunum yok. Gayet muntazam şekilde takılmış. Eğer öyle olsaydı alt iplik veya üst ipliğin tansiyonlarını gevşetip sıkıp daraltarak ayarlama yapacaktık. Ama gayet güzel. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve
Tüm videolardan haberdar olabilmek için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.